Bizim hukukla ilgili ayetler genellikle Ahkamül Kur'an literatürü içerisinde ele alınır. Hasan Hocam 70 kadar ayet dedi. Tabii bu ayetlerin ne kadar olduğuna dair farklı görüşler mevcut. Bunları 350 kabul edenler olduğu gibi 500'e çıkaranlar da vardır. Aynen Hasan Hocam'ın dediği gibi de biz hukukla ilgili ayetleri ve hukukla ilgili ayetlerden üretilen fetvaları din gibi algılamışız. Ve bunları donuklaştırmışız tarihi süreç içerisinde. Ve yine bu ayetlerin o dönemin sosyolojisiyle, kültürüyle ilişkilendiğini de unutmuşuz. Mesela ben bir örnek vermek istiyorum Lütfen. Burada. Enfal suresi 60. ayette düşman birlikleriniz için atlar hazırlayın şeklinde bir ayet mevcut. Böyle buyuruluyor. Kuvvet ve atlar. Bak tabii ki bu ayet dönemin sosyolojisi gereği at olarak yorumlanıyor. Henüz daha bilim ilerlememiş, silah icat edilmemiş. Fakat bu ayetin sonuna bir noktalı virgül katıyor bizim İslam alimlerimiz. Mesela örnek vermek gerekirse Kur'an yolu adlı Diyanet'in tefsirinde ayetin altında işte bu ifadelerin askeri eğitim olabilir ya da askeri de teknolojinin kullanılması şeklinde ucu açık bir şekilde yorumluyorlar. Fakat ne ilginçtir ki dini eğer siz beyan kabul ederseniz bunu bu şekilde yorumlamanız mümkün değil. Çünkü lafızda atlar hazırlayın diyor. Ya da hacca gitmek için işte vadilerden, derin vadilerden develer sırtında geliniz diyor. Bir hacca gidiyorken bugün hacıların tamamı öyle mi gidecek? Evet. O da sorun teşkil etmiyor bizim İslam alimleri için. Daha ziyade kadınla ilgili ayetler sorun oluyor. Mesela miras konusunda orada erkeğe iki, kadına bir verilmesi gerektiğini öğütleyen ayete gelince mesele, bizim İslam alimlerimiz hiç oraya bir virgül koymuyor. Yani kadın ve erkeğin alacağı hakkı burada eşitleme gibi bir ihtiyaç hissetmiyor. Ve bu ayeti de eşitleyince kendisini Kur'an'dan sanki vazgeçmiş gibi, bir tür Kur'an'a sadakatsizlik göstermiş gibi hissediyor. Burada da tabii ki ciddi bir çelişki söz konusu. Hukuk ayetlerini yorumlama çerçevesinde. Evet. Çünkü özellikle kadınla ilgili ayetleri bu şekilde yorumlarsa o çünkü kendi özel hayatına belki de tırnak içerisinde söyleyeyim elinin cebine gitmesine kadar ucu gidecek. Ama diğer ayetlerde sıkıntı olmuyor. Böyle de bir ikilemimiz var bizim hukukla ilgili ayetleri yorumlarken.